Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda TÜBİTAK destekleme programı kapsamında bilim ve teknoloji fuarı açıldı. Birbirinden ilginç 20 projenin yer aldığı fuarda en çok internet aracılığıyla sulama ve kış aylarının kabusu olan karbon monoksit zehirlenmelerini ortadan kaldıracak buluşlar oldu. Okul müdürü İlyas Gezer, fuarda öğrencilerin araştırmaları sonucunda yaptıkları projelerin yanı sıra tamamen özgün çalışmalarında yer aldığını söyledi. Burada okulumuzun 4006 TÜBİTAK çalışmaları kapsamında 20 projemiz var Ali Bey. Bu projelerin tamamı bize ait. Yani kendi öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin özgün çalışmaları. Özgün çalışmalardan biri olan otomatik sulama sistemi çiftçinin iş yükünü ortadan kaldıracak türden. Eğer çiftçiyseniz, birçok alanda tarım yapıyorsanız, tarım arazileriniz genişse tamamını sulama zamanı geldi mi gelmedi mi diye merak edip dolaşmak zorunda kalmayacaksınız. Otomatik sulama sistemiyle artık evinizde otururken, çayınızı kahvenizi yudumlarken tarlalarınızı, tarım alanlarınızı sulayabileceksiniz. İki öğretmenle Abdullah Günvar ve Furkan Doğan adlı öğrencilerin geliştirdiği projeyle çiftçiler evlerinde çaylarını yudumlarken tarlalarını sulayabilecekler. Bu otomatik sulama sistemi genelde daha çok seralar için kullanılıyor bu sistem. Burada görmüş olduğumuz toprak nem algılama sensörlerimiz var. Bu toprak nem algılama sensörleri topraktaki nemi algılıyor. Bu nemi de kendimiz cep telefonundan ayarlayabiliyoruz. Telefonumuzu da burada göstereyim ama. Bunu her şekilde kullanabilmekteyiz. Uzaktayken de veyahut da evden bir yere gideceğimiz zaman veyahut da tatile gideceğimiz zaman kullanabiliyoruz bunu. İki farklı fonksiyonu var bunun. Birinci fonksiyon otomatikken, ikinci fonksiyonu manuel şeklinde. Otomatik olduğunda tarlanın demiş olduğum gibi nem sensörlerimiz toprağın nemini algılamakta ve işlemcimize iletmekte. Bu işlemcimiz ilk önce vanamızı açmakta, vananın herhangi biri açıldığında pompamızı devreye girdiriyor ve sulama yapmakta. Aynı şekilde nemimiz yeterli seviyeye geldiğinde veyahut da fazla olduğu zaman ise tekrar işlemcimize bildiriyor. İlk önce tam aksine ilk önce pompayı kapatıyor, sonra vanalarımızı kapatmakta bunda. Cep telefonuyla internet üzerinden kumanda edilen sulama sistemi toprağın nemini ölçerek sulama zamanı geldiğinde daha önce girilen değerler doğrultusunda sistemi otomatik olarak çalıştırıyor. İddialı projeler arasında yer alan otomatik sulama sistemi için patent başvurusuna hazırlanılıyor. Hocam iddialı bir proje. Evet, kesinlikle biz projenin seri üretimine de talibiz. Bu anlamda öğrencilerimiz döner sermaye kapsamında işlem de yapabilirler. Patent çalışması yapılıyor mu? Peki bununla ilgili girişimler başlattınız mı? Başlatacağız. Arkadaşlar bu konuyla inşallah ilgilenecekler. Patentini almak noktasında elimizden geleni yapacağız inşallah. Fuardaki en çok dikkat çeken bir diğer proje ise kış aylarının kabusu olan karbon monoksit zehirlenmelerini ortadan kaldırıyor. Bölgemizdeki sobalardan dolayı, karbon monoksit gazından dolayı insanlar zehirleniyor. Bunları aza indirmek için yapmış olduğumuz bir projedir bu. Bu projede 0 ile 36 ppm arasında gaz oluşur ise karbon monoksit birinci fan çalışacak. Eğer 36 ile 99 arasında olur ise birinci fan yetmez ise ikinci fan devreye girecek. Eğer o da devrede olmaz ise yani o da yetişmez ise 99'dan sonra 3. fan devreye girerek yapacak. Sistem ortamdaki karbon monoksiti algılayıp hem alarm veriyor hem de fanları devreye sokuyor. Devamında ise sistem otomatik olarak 112 acil çağrı merkezini arayarak konum bildirip yardım istiyor. Bölgemizde kış mevsiminde özellikle sert geçen kış günlerinde, fırtınalı kış günlerinde soba zehirlenmeleri yaşanıyor. Buna devamında ise bazı olaylar ölümle sonuçlanabiliyor. İşte meslek lisesi öğrencilerinin geliştirmiş olduğu bu proje soba zehirlenmelerini tamamen ortadan kaldıracak türde. Öğrencilerimiz gösterecekler şimdi nasıl çalıştığını. Ateşi yakıyor öğrencilerimiz, duman oluşturacaklar. Bakalım sistem dumanı aldığında, algıladığında nasıl cevap verecek, tepki verecek. Sistem şu anda dumanı algıladı sensörler vasıtasıyla. Dumanın algılanmasıyla birlikte motorlar, fanlar devreye girmeye başladı. Gördüğünüz gibi yoğunluk arttıkça ikaz lambaları daha çok yanıp sönüyor. İkaz siren sesleri daha çok duyuluyor ve fanların tamamı da devreye giriyor. Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılan buluşlar hem hayatı kolaylaştırıyor hem de hayat kurtarıyor. Özgün buluşların yer aldığı fuar ziyaretçilerini beklerken, fuarın ilk odağı olan sulama sistemi ile karbon monoksit uyarı sistemi için patent başvurusuna hazırlanılıyor. Öğrenciler kendi buluşları olan projelerin seri üretimi içinde girişimci iş adamlarını bekliyorlar.